başlıyor. Evet, evet. Ağaçta Elif var. Nerede Nuh'un gemisi? Dostluk nedir, erdem nedir? Açıklasın birisi. Dostluk nedir, erdem nedir? Açıklasın birisi. Doğruyu anlat, biraz masal, biraz hayat. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Öğrenmek çocuk hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Bugün bayram. Erken kalkalım çocuklar. Giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, erken kalkalım çocuklar. Giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram. Evet, erken bugün bayram çocuklar. Bugün ve bugünden sonra da hiçbir zaman annelerimizi üzmeyelim. İsmimiz neydi? Müge. Müge'cim çok teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Bayramını kutlamak istediğin biri var mı? Şu anlık yok. Şu anlık yok. O zaman program için aklına gelirse kutlarsın. Teşekkür ediyorum. Seni de eline alalım. Barış Manço'yu tanıyor musunuz? Evet. Barış Manço da yıllar önce ben sizin kadarken, hatta ben sizden de küçükken çocuk programı yapardı. Böyle minik minik çocuklar gelirlerdi, onun programında şarkılar söylerlerdi. O yüzden biz de bu güzel bayram sabahında Barış Manço'nun Bugün Bayram şarkısıyla başlamak istedik. Dün de böyle yapmıştık. Bugün bayram diyoruz. Bayramın tadını en çok çocuklar çıkarırlar. Biz de tüm çocuklar, ekran başındaki Wow çocukların ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Kucağımda minicik bir Wow çocuk var. Ceyda var. Bayram için hazırlanmış. Hoş geldin Ceyda. Ceyda'yı çok konuşturamayacağız galiba. Bir el salla kameralara. El salla şöyle. Evet, Ceyda bugün benim yanımda böyle dolaşacak. Hurmalar ve zeytinler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şekerlerle, çikolatalarla, mutlu mutlu sevdiklerimizle bir bayram geçirmeniz dileğiyle, duasıyla hemen yarışmacılarımı çağırayım mı? Evet. Evet, zeytinler grubu sizi bekliyoruz. Zeytinler, zeytinler. Geliyor zeytinler grubu. Zeytinler.
Hızını alamadı son yarışmacımız. Umarım yarışmalarda da böyle olur. Hemen mikrofonu vereyim. Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana doğru gelmene gerek yok. Şöyle masanda durabilirsin. İsmimiz? O gün Bozkurt Demirel. O güncüm kaç yaşındasın? 9. Hangi okula gidiyorsun? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Bayram nasıl geçiyor? İyi. Neler yapıyorsun bayramda? Şeker topluyorum. Çok şekerin oldu mu? Biraz. Biraz. Bana da verir misin o şekerlerden? Hepsini yedim. Peki şeker yiyemeyen arkadaşlarımız var. Rahatsız oldukları için. Onlar da üzülmesinler değil mi şeker yiyemedikleri için? Evet. Evet, sen onların yerine de yemiş ol. Çok yemesen de o zaman. Evet. Her yıl Ramazan ayı 11-12 gün kadar geriye gidiyor. Bu durumda da 33 yılda bir bu zamanki Ramazan'a denk geliyoruz. Bu yılki Ramazan'a 33 yıl sonra yine böyle Haziran'la Temmuz'un ortasında başlayacak Ramazan. 33 yıl sonra kendini nasıl hayal ediyorsun? Ne yapıyor olacaksın bundan yıllar sonra? Böyle işe başlayacağım. Ne iş yapacaksın? Polis, bir de taksici. Polis olacaksın. Nerede yaşıyor olursun? Trabzon. Trabzon'da yaşıyor olacaksın, polis olacaksın. İnşallah hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Kumbaran. Kumbaran var mı? Kumbaran yok. Yok, tamam. Teşekkür ediyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. İsmimiz? Eylül Melek Sorkun. Eylül kaç yaşındasın? 8. Bayram nasıl geçiyor? Güzel. Neler yapıyorsun? Paralar topluyorum, şekerler alıyorum. Peki sen bundan 33 yıl sonra, 30 yıl sonra kendini nasıl hayal ediyorsun? Büyümüş. Büyümüş. Ne yapıyor olacaksın? Astronot olacağım. Astronot olacaksın. Hangi şehirde yaşıyor olacaksın? Yine burada yaşamış olacağım. Yine İstanbul'da yaşıyor olacaksın. Peki, inşallah öyle olur. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Ağaçta Elif var mı? Bil bakalım mı? Bil bakalım. Bil bakalım da yarışıyorsun. İnşallah kazanırsın. Yan tarafa geçelim. İsmimiz? Muhittin. Muhittin, kaç yaşındasın? Mikrofonu biraz kendine yaklaştır. 9 yaşındayım. Bundan 33 yıl sonra kendini nasıl hayal ediyorsun? Büyümüş. İş sahibi olmuş. Hangi iş sahibi olmuş? Doktor. Nerede yaşıyor olacaksın? İstanbul'da yine. Baba da olmuş olur musun o zaman? Evet. Neredeyse babanla eşit oluyorsun o zamanlar. Evet. Yani hemen hemen öyledir herhalde. Evet, baba da olmuş olacaksın. Evet. Evet. Nasıl bir baba olacaksın? Güzel. Çocuğumu parka götüreceğim, eğlendireceğim. Çocuğunu parka götüren bir baba olacaksın. Senin de baban götürüyor mu parka? Evet, azıcık. Azıcık, işlerinden dolayı. Evet. İnşallah sen daha çok götürürsün. Hangi yarışmamızda yarışıyorsun? Dağa tırmanma. Safa ve Merve evet. Tepesi'ne tırmanacaksın. Evde bir yerlere tırmanıyor musun? Sokakta oyun oynuyorum. Alışkın. Tırmanmıyorsun ama. Evet. Tamam, aferin sana. Teşekkür ediyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. İsmimiz? Efsa Begüm. Kaç yaşındasın Efsa'cığım? 9 yaşındayım. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Ağaçta Elif var. Kur'an-ı Kerim biliyorsun. Sen 33 yıl sonra kendini nasıl hayal ediyorsun? Büyümüş, ergenlik yaşına gelmiş anne olarak. Nasıl bir anne olacaksın? İyi, çocuğuna iyi sahip çıkan bir anne olmak istiyorum. Ne iş yapıyor olacaksın? Doktorluk. Ne doktoru? Çocuk doktora. Nerede yaşarsın? Çanakkale'de yaşamak istiyorum. Memleketin orası mı? Yok, memleketim orası değil de. Çok seviyorsun orayı. Evet. Sallayalım mı Çanakkale'ye Efsa? Sallayalım. Hayırlı bayramlar Çanakkale'ye de. Teşekkür ediyoruz ve yan tarafa geçiyoruz. İsmimiz? Bahattin. Kaç yaşındasın Bahattin? 10. Ramazan nasıl geçti? Çok iyi. Bayram nasıl geçiyor? İyi. Şeker topluyorum, paralar topluyorum. Çok para topladın mı? Evet. Ne kadar oldu? Bilmiyorum, sayamadım. Ne kadarını bana verirsin? Bilmiyorum ki. Verir miydin bana? Evet. Paylaşır mıydın benimle? Evet. Ne kadarını?
Bir, çok. Çok. Geçen yıl bayramda hepsini veren arkadaşımız oldu. Yani veririm diyen arkadaşımız oldu. Tamam Bahattin, senin paralarını almayacağım o zaman, kalsınlar. Onlar zaten değerleri ne kadar olursa olsun manevi değeri büyük paralar. Çünkü bizim bayramda topladığımız hediyeler onlar aslında, değil mi? Evet. Paradan ziyade hediye onlar bizim için. Ceyda da sıkıldı bu arada burada bizi dinlerken. Sen kendini 30 yıl sonra nasıl hayal ediyorsun Bahattin? Büyümüş, baba olmuş. Nasıl bir baba olmuşsun? Çocuğuma iyi davranan, gezdiren. Buradan babalarımıza bizi gezdirin diyoruz aslında. Evet, babalarımız gibi biz de inşallah çocuklarını gezdiren iyi babalar olacağız. Teşekkür ediyorum. Hangi yarışmamızda yarışacaktın? Tekne yarışması. Suya gideceğiz seninle birlikte. Sandıkta kim var oyunumuzda oynayacağız. Hurmalar grubu, kazanır mısınız? Evet. Kazanırız. Bugün biriktirdiğimiz tüm puanlar ekran başındaki Vav çocukların bayram hediyesi olsun. Hurmaları tutanların hurmaların puanları, zeytinleri tutanların da zeytinleri olsun puanları diyelim. Bu arada sosyal medya için bir isteğim olacak sizden. Vav çocukların hepsi, ekran başındaki Vav çocuklar, sizler de katılabilirsiniz. Bu bayram için en güzel şeker fotoğrafını bizimle paylaşan Vav çocuğumuza güzel bir hediyemiz olacak. Gittiğiniz yerlerde de çekebilirsiniz. Bulduğunuz bir fotoğrafın resmini de çizebilirsiniz. Bize şeker fotoğrafı yollayın. Kendinizle olursa daha çok seviniriz. Siz de fotoğrafta olursanız daha çok seviniriz diyelim ve zeytinlerle tanışalım. Mikrofonunuzu alabilir miyim? Zeytinlere götüreceğim. Merhabalar. Merhaba. İsmimiz? Kadir Çelik. Kaç yaşındasın Kadir? 9. Bayram nasıl geçiyor? İyi. Ne yapıyorsun? Bu arkadaşlarımla bina bina dolaşıp şeker topluyorum. Çok şekerin oldu mu? Evet. Ne kadarını bana verirsin? 1/3'ünü veririm. 1/3'ünü? 1/3'ünü. 1/3'ünü. 1/3 var mı? Yani hep yarısını veririm işte. Yarısını verirsin. O zaman ne olur? Yarısı da bana 1/2 mi olur? Evet. Evet. Peki. Yarısını bana verecek. Sen hangi yarışmamızda yarışacaksın? Kumbaram. Kumbaran var mı? Var. Bayramda biriktirdiğin şekerleri de kumbaraya atar mıydın? Evet. Yok, genelde atmazdım. Genelde atmazdım. 30 yıl sonra büyüdüğünde kendini nasıl hayal ediyorsun? Kendimi bir şey avukat olarak hayal ediyorum. Çok özür dilerim. Hemen Ceyda'yı annesine doğru götürüp geliyorum. Yan tarafa geçelim. Merhaba. Merhaba. İsmimiz? Hatice Nur Yıldırım. Kaç yaşındasın Hatice? 8 yaşındayım. Hangi yarışmada yarışacaksın? Bil bakalım. Bilir misin? Hı hı. Bayram nasıl geçiyor? İyi. Neler yapıyorsun bayramda? Para topluyorum. Şeker topluyorsun. Hı. Sen kendini nasıl hayal ediyorsun 30 yıl sonra? Büyümüş. Doktor olmuş. Nasıl doktor olmuş? İyi. İyi, çok iyi bir doktor mu olmuşsun? Evet. Tüm hastalara yardım eden, tüm hastalarına güler yüzlü davranan bir doktor mu olmuşsun? Evet. Evet, inşallah öyle bir doktor olursun. Sen de izlemeyi unutma tekrar inşallah. Yan tarafa geçelim. İsmimiz? Abdülsamet. Kaç yaşındasın Abdülsamet? 9. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Tekne çevirmede. Tekneye gideceğiz. Yani sandıkta kim var yarışmamızda, evet, yarışacaksın? Suyu sever misin? Severim. Kim sevmez ki? Nerelisin? Adıyaman. Adıyaman'a gidiyor musun bayramlarda? Gidiyoruz. Ara ara gidiyorsunuz. Bu bayram gitmediniz. Adıyaman'a el sallamak ister misin? Evet. Hayırlı bayramlar Adıyaman. Sen kendini nasıl hayal ediyorsun 30 yıl sonra? Hakim olmayı, çocuğuma iyi bakmayı. Sen nasıl bir baba olacaksın? İyi. İyi. Evet, iyi baba olacak hepsi çocuklarımız. Zaten tüm babalar iyi. Yan tarafa geçiyoruz. İsmimiz? Şevin. Şevin. Şevil. İsminin anlamı ne Şevil? Sabahın ilk ışıkları. Sabır ışıkları. Sabahın ilk ışıkları. Sabahın ilk ışıkları. Çok özür dilerim. Bayram nasıl geçiyor Şevil?
çok iyi geçiyor. Neler yapacaksın bugün? Şeker toplayacağım, memleketime gideceğim. Kuzenlerimle bina bina dolaşacağız. Memleket neresi? Mardin. Mardin'e gideceksin bugün. Mardin'e de el sallayalım mı o zaman? Evet. Hayırlı bayramlar Mardin. Hangi yarışmamızda yarışacaksın? Ağaçta Elif var. İnşallah çok tüp harfimizi eşleştirirsin. Ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretmiş olursun. Bilenlere de hatırlatmış olursun. Şevil, sen kendini nasıl hayal ediyorsun? Ben büyümüş, anne olmuş, gelişmiş, doktor olmuş bir anne hissediyorum kendime. Nasıl bir anne olacaksın? İyiyim. Çocuklarımı sağlıklı büyütüp geliştirmesini istiyorum. Maşallah, seni de öyle büyütmüşler zaten. Teşekkür edip yan tarafa geçelim. Son yarışmacımızla tanışıyoruz. İsmimiz? Akın. Akın, kaç yaşındasın? 8. Hangi yarışmada yarışacaksın? Tırmanma. Safa Merve Tepesi'ne tırmanacaksın. Evde bir yerlere tırmanıyor musun? Bazen de. Nereleri? Dışarılarda bazen de. Arabanın üstüne para düştü. Hemen o arabanın üstüne tırmanıp fallıyorum. Arabanın? Evde? Evde hiçbir yerlere tırmanmıyorum. Ama dışarılarda arabalara tırmanıyorsun. Evet. Şöyle, arabalara tırmanmamak için ekran başındaki tüm arkadaşlarımıza ve bana söz verir misin? Evet. Bugün Safa ve Merve Tepesi'ne tırmandıktan sonra... Evet. Bir daha dışarıda tehlikeli olabilecek hiçbir şeye tırmanmıyoruz. Evet. Evet, evet. Söz vermiş olalım. Kendini 30 yıl sonra nasıl hayal ediyorsun? Büyümüş ve doktor olmuş. Yani şarkıcı olmuş yani. Doktor olmuş yani şarkıcı olmuş. Evet. Doktor yanlış söyledim aslında. Ha, şarkıcı olmuşsun. Evet. Evet, doktor olmuş, şarkıcı da olurdun aslında. İyi bir baba oldum. İyi de baba oldun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Zeytinler grubu, yarışmacınızla tanıştık. Kazanır mısınız? Evet. Hurmalar grubu da kazanırız diyor. Göreceğiz bakalım kim kazanacak. İnşallah eşit puan alırsınız. En sevdiğim sonuç da o oluyor zaten. Şimdi ilk yarışmamız gelecek. Gelsin mi? Gelsin, kumbaram geliyor. Kumbaram oyunuyla devam ediyoruz. Biz bu kumbarada biriken paraların gerçek değerinde Vav çocuklara hediyeler iletmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olan Vav çocuklara. Evet, bayramda da biraz önce bayram harçlığı biriktiriyoruz dedik. Bayram harçlığı biriktiremeyen arkadaşlarımız da olabilir. İnşallah burada hurmaların ve zeytinlerin biriktirdikleri paraları da arkadaşlarımızla paylaşacağız yine. Burada gördüğünüz engelin altından, burada gördüğünüz engelin üstünden geçtikten sonra top havuzunun içine gireceksiniz. Sonra gelip hurmalar grubu turuncu kısma, zeytinler grubu da mavi kısma paralarını atacaklar. Evet, yani içinden geçeceksiniz top havuzunun. Ama en önemli kural şu, engellere değerseniz geri dönüyorsunuz, tekrar başlıyorsunuz. Düşürürseniz ya da değerseniz, o yüzden güzel bir şekilde eğilerek çıkın. 3... 2, 1, başla! O parayı saymayacağım. Geri dönüyoruz. Düz dönüyoruz, düz. Top havuzuna giriyoruz. Hadi, 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 hadi.
dönüşte havuza girmene gerek yok. Dönüşte havuza girmene gerek yok. Hadi devam, devam. Bitti. Zeytinlerin bakalım kaç lirası olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 lirası zeytinlerin var. Hurmalara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 lirası daha hurmaların var. 90 puan hurmalar aldı. Zeytinler aldı. 70 puan da hurmalar aldı. İlk etabı zeytinler grubu kazandı. İkinci etaba geçiyoruz. İkinci etapta hangi yarışmamız gelsin? Bil bakalım gelsin mi? Gelsin. Bakalım etabıyla devam ediyoruz. İkinci yarışmamızdayız. Aramızda sadece 20 puanlık bir fark var ve 10 soru soracağım. Sorularımızın değeri 10'ar puan. 15 saniyeniz var soruları cevaplamak için. Arkadaşlarımıza yardım edebilir ama sessiz olarak edin ki diğer grup duymasın. Başlıyorum. Gökyüzünü incelemeye yarayan alete ne denir? Büyük yazıyoruz. Tamam, kaldıralım. Kaldıralım cevaplarımızı. İki grubumuz da teleskop demiş. Doğru cevap. 10'ar puan aldılar. Yürümekten çok yorulmak anlamına gelen deyim nedir? Yorulmak, yürümekten çok yorulmak anlamına gelen bir deyim. Hurmalardan doğru cevabı duydum ama... Duydum hurmalardan doğru cevabı. Siz bir türlü yazamadınız, söyleyin cevabınızı. Ayaklarına kara sular inmek. Kaldırın siz de. Zeytinler ayağını yorganına göre uzat demişler. Ne demek ayağını yorganına göre uzat? Sen çok tasarrufa tasarruftan bahsediyoruz sürekli. Ne demek ayağını yorganına göre uzat? Ayağını yorganına göre uzat. Paran çoksa azıcık al. Paranı yetecek kadar al. Paran azsa yükseğini alma. Evet, ayağını yorganına göre uzat. Arkadaşımızın da söylediği gibi kendimize göre yaşamaktan, ne kadar paramız varsa o kadar harcamaktan bahsediyor ama... Ayaklarına kara sular indi. Doğru cevaptı. Hurmalar 10 puan aldılar. Müzikte kaç nota vardır? Doğru bildiğiniz cevabı yazın arkadaşlarınızı. Çok dikkat etmeyin. Çünkü yazdığınız cevabı siliyorsunuz. Peki kaldırın. Kaldırın cevaplarınızı. 30, hurmalardan 20, zeytinlerden 30 cevabı geldi. Öğretmenlerimiz arkadan yapıyorlar. 7 nota doğru cevaptı. Hurmalar aslında yazmıştı, sildiler. Siliyoruz, 7 idi cevap. Sorumuz geliyor, 4. soru. Güz sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Güz. Güz. Thank you.
İki grubumuz da kaldırabilir cevaplarını vermişler. Sonbahar iki grubumuza da 10'ar puan kazandırıyor. Bir yılda kaç hafta vardır? Kaldıralım. İki grubumuz da 52 demişler. 10'ar puan alıyorlar. Ramazan bayramının ilk günü cemaatle camide kılınan iki rekatlık namazın genel adı nedir? İki rekatlık Ramazan bayramının ilk günü cemaatle camide kılınan iki rekatlık namazın genel adı nedir? Yazdıysak iki grubum da kaldırabilirler. Seyitinler kaza demişler. Vurmalar da sabah namazı demişler. Cevap bayram namazıydı. Ya bayramda kılınan namaz bayram namazı sabah. Bayram namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? İyi düşünün. Biraz önce sorduğum sorudaydı zaten cevabı. Kaldıralım cevaplarımızı. Kaldıralım cevaplarımızı. Tamam, kaldıralım, gösterelim. 2-5 rekattır. 2 rekat doğru cevaptı ama cemaatle kılınır diyecektik bir de. Olsun, sayalım peki. Hurmalar grubuna 10 puan veriyoruz. 8. sorudayız. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okunmasına ne ad verilir? Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunmasına ne ad verilir? Zeytinler de yazdı mı? Kaldıralım cevaplarımızı, süremiz bitti. Zeytinler grubu cüz demiş, hurmalar grubu hatim demişler. Doğru cevap hatim, 10 puan alıyorlar. Şimdi sizin bahsettiğiniz, sizin cevabınızla ilgili bir soru geliyor. Kur'an'da kaç cüz vardır? Çocuklar çok kafalarını karıştırıyorsunuz arkadaşlarımızın. Yerinize oturun. İlk cevabınız doğruydu. Yazın cevabınızı. Süremiz bitti. Çevirelim, çevirelim. Kaç yazacaktınız? Yanlış olmuş. Cevap 30. Doğru olan olmaları. Allah-u Teala tarafından doğa olaylarıyla ilgilenmesi için görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Allah tarafından doğa olaylarıyla ilgilenmesi için görevlendirilmiş meleğin adı nedir? Çevirin. Çevirelim böyle, kameralara doğru çevirelim. Cebrail demişler. Cevabımız Mikail'di. Cebrail peygamberlere vahiy getiren meleğin adı. O yüzden iki grubuma da puan veremiyorum. Toplamda hurmalar 70, zeytinler de 40 puan alıyorlar. Hemen üçüncü etaba geçiyoruz. Safa ve Merve Tepesi yarışmamız geliyor. Etabımıza geldik. Hurmalar grubundan Muhittin, zeytinler grubundan da Akın yarışacaklar. Temsili zemzem suyumuzu çıkaracağız birlikte. Hazır mısın? Hazırım.
Hazır mısın? Hazırım. O zaman Akın'ı da Muhittin'i de tepelerinin yanına alalım. Burada gördüğünüz mavi bayrakları zeytinler grubu, turuncu bayrakları da hurmalar grubu alıyorlar. Hurmalar grubu gelip buraya takıyor. Zeytinler grubu da gelip buraya takıyor. Hazırsanız başlayacağız. Her gidişte bir bayrak taşıyorsunuz. Son bayrağı ilk takan grubuna 100 puan götürüyor. 3, 2, 1 başla. Üçüncü bayraklarımızı taşıyoruz. İpten asılıyoruz. İpten. Akın. Akın ipten. Akın. Akın ipten tutuyorsun Akın. Akın ipten tutarak tırmanıyorsun. Temsili Zemzem suyumuzu çıkardılar. Gel Akıncığım, gel yanıma gel. İkisini de tebrik edelim arkadaşlarımızın. Büyük bir alkış istiyorum. Hurmalar grubuna 100 puan veriyoruz. Bu etabı Hurmalar grubu kazandılar. Sıradaki etabımıza gidiyoruz. Siz Taha ve Tırtıl'ı izlerken biz havuz başına geçiyoruz. Taha, Taha, dün ne oldu biliyor musun? Dur, sakin ol Tırtıl. Bunu sana anlatmak için dünden beri bekledim Taha. Sakin olmak istemiyorum. Heyecanla anlatmak istiyorum. Peki Tırtılcığım, seni dinliyorum. Şimdi dün seninle bayramlaştıktan sonra eve gittim. Annem dedi ki Kırkayak teyzenin 3 ayağı kırılmış. Evden de çıkamıyormuş. Hem bayramını kutlayalım hem de ziyaret etmiş olalım. Sonracığıma evden çıktık. Gittik. Annem Kırkayak teyzeye biraz çorba, biraz yemek, biraz da tatlı götürdü. Ne güzel bir davranış bu Tırtıl. Hem bayram kutlaması hem hasta ziyareti. Kırkayak teyze bizi görünce çok sevindi Taha. Hasta olunca yemek de yapamamış. Annem yemekleri Kırkayak teyzenin önüne koydu. Ben de elini öptüm. Bayramınız mübarek olsun Kırkayak teyze dedim. Ne kadar sevinmiştir Allah bilir. Sağ olasın evladım. El öpenlerin çok olsun dedi. Gözleri yaşardı. Sonra da bana şeker ikram etti ya. Oh ne güzel. Afiyet olsun. Evet, afiyet oldu gerçekten. Hemen oracıkta şekerleri hapur küpür yedim. Annem eve dönerken dedi ki yarın da ziyaretine gidelim Kırkayak teyzenin. Unutmayalım. Evet Tırtılcığım, ayağa kalkamadığı için yemek de yapamamış demek ki. Önemli olan da bir Müslüman olarak bunu düşünüp yardım etmek. Peki senin bayramın nasıl?
nasıl geçti Taha? Neler yaptınız bakalım? Ben de dedemi ziyaret ettim Turtulcuğum. Aa, senin dedeciğin ahirete gitmemiş miydi Taha? Bana öyle demiştin ya. Evet Turtul, öyle demiştim. Biz dedemin kabrini ziyaret ettik. Bayramlarda oraları ziyaret etmek de çok güzel bir adet. Peki ne yapılır bu ziyarette? Dualar edilir Turtul. Öğrendiğim ne kadar dua varsa okudum. Dedem için dua ettim. Ben dedemi çok seviyorum Turtul. Bildiğim şeylerin çoğunu bana o öğretti. O zaman sen de iyilik ettin Taha. Ramazan ayında iyilik etmeye alıştık Turtulcuğum. İnşallah bu bütün bir sene devam eder. Çok seneler devam etsin Taha'cığım. Çok seneler iyilik edelim inşallah. Ne demişler? İyilik yap, iyilik bul. Yaklaştığımız için Ağaç'ta Elif var, yarışmamızı yarışamayacağız. Ama ben iki grubuma da 100 puan veriyorum. Ağaç'ta Elif var yarışmasını oynayamamış olsak da 100 puan veriyorum. Yelda ablamız eklesin puanımızı. Şimdi Abdülsamet ve Bahattin'le birlikte sandıkta kim var oyunumuzu oynayacağız. Köprüde asılı olan topları toplayacaksınız. Efendim? Şuradan dönüyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. 15 topu ilk toplayan hemen hızlı buraya gelsin. 15 topla ilk gelen grubuna 150 puan kazandıracak. Sürenizi başlatıyorum. 3, 2, 1, başla. Şimdilik vurmalar önde. Vurmalar ilk toplarını aldılar. Evet, köprüye geliyoruz. İlk köprüye yaklaşıyor arkadaşlarımız. Vurmalar öndeler. Vurmalar topları toplayarak geliyor zeytinler de. Dikkat edin, dikkat edin. Vurmalar ilk köprüye geldiler. Zeytinler de köprüden topları topluyorlar. İkinci köprüye doğru devam edin isterseniz. Önde olmak da önemli. Vurmalar ikinci köprüye geliyorlar.
iskeleye doğru. Bahattin, Bahattin. Bahattin, 15 topun varsa gel. Bahattin geldi. Geldin mi, gidiyor musun? Bahattin geldi. Zeytinler, geliyor musun? Bahattin son bir top almaya gidiyor. Şimdi kimin önden geleceği çok önemli. Bahattin dikkat, dikkat, dikkat. Geliyor, ikisi de geliyorlar. Kim önce gelecek? Abdülsemet gel sen de, gel sen de. Bahattin geldi çünkü. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21. 150 puan alıyor Hurmalar grubu. Biraz geciktik Zeytinler grubu, biraz gecikti. Top sayımız da 15'i bulmamış. Ama büyük bir alkış alalım mı Zeytinler grubuna da? Yanıma doğru gelebilirsiniz. Bu etabı Hurmalar grubu aldılar. Gelin birlikte veda edelim, hem de günün kazananını öğrenelim. Kaç puan almış? Evet, iki gündür bayramdan bahsediyoruz. Tekrar tüm WOW çocukların bayramları kutlu olsun, hayırlı olsun. İnşallah seneye yine Ramazan'ı birlikte karşılamak duası ile. Unutmayın, en güzel şekerin fotoğrafını ya da resmini istiyorum sizden. Puanlamamızı öğreneceğiz şimdi. Zeytinler 230, Hurmalar 490 alarak cumartesi, pazar saat 9.45'te TRT Diyanet ekranlarında WOW Çocuk'ta görüşmek duasıyla siz de gelip burada eğlenmek, öğrenmek istiyorsanız 0216 201 14 41 nolu numaralara isim yazdırabilirsiniz. Hoşçakalın. Ağaçta Elif var, nerede Nuh'un gemisi? Dostluk nedir, erdem nedir, açıklasın birisi. Dostluk nedir, erdem nedir, açıklasın birisi. Bana doğruyu anlat, biraz masal, biraz hayat. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Neden geldik dünyaya? Anlat sen Esra abla. Öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı.